Merhabalar. Şu anki dersimizin konusu deriden kesit alınmış, hematokritin ağzında boyanmış bir preparat. Burada keratinize çok katlı yassı epiteli işledik. Sonra hemen epitel dokuların altında gerçek bağ dokular olduğunu söyledik. Şurada görüldüğü gibi. Ve onun da altında yine bir bağ dokusu daha var. Bu da düzensiz sıkı bağ dokusu. Üstten başlayalım. Şurada derinin epidermisindeki çok katlı keratinize yassı epitel. Hemen şurada papiller dermiste bakın. Şurası büyük düğüm yer. Gevşek bağ dokusu. Onun altındaki şu kısma bakarsak burası da sıkı bağ dokusu. Bir daha büyütüyorum şimdi görüntümü. Şurası şuradan itibaren keratinize yassı epitel. Alttaki daha açık renkli bulunan yoğun hücrelerin bulunduğu şu kısım ise gevşek bağ dokusu. Özellikle şu papiller dediğimiz şu girintiler yapan şu kısımlarda. Buralarda damar yapılarını görüldüğü gibi tüm bağ doku hücrelerini görmek mümkün. Gevşek bağ dokusunu detaylı bir şekilde anlattığımız için alt tarafa retiküler dermis kısmına geçtim. Şuradaki sıkı bağ dokusunu anlatalım. Görüldüğü gibi kolajen lifler dalgalı dalgalı. Kimi yerde büyük demetler, küçük demetler, ince lifler halinde uzanmış. Kolajen lifler arasında hücresel yapılar, bakın şurada tam görüntünün ortasından bir fibroblast görülmekte. Şurada bir fibrosit daha incelmiş. Şurada görüldüğü gibi bu hücreler bu kolajen lifleri. Özellikle bunlar tip 1 kolajenler yoğunlukta sıkı bağ dokularında. Bakıyorum belli bir düzen yok. Her yöne seyirli. Düzen yok derken her yöne seyirli bir düzen var aslında. Düzensiz değil. Düzenli ancak her yöne seyirli bir düzendedir. Burası da retiküler dermisteki düzensiz sıkı bağ doku. Şurada enine geçmiş görüntüleri var. Oblik geçmiş var. Bakın şöyle oblik geçmiş var. Boyuna görüntünün olduğu kolajen lifler var. Kalınlıkları farklı farklı. Şurada enine geçmiş, transvers veya geçmiş. Şurada oblik geçmiş. Şurada boyuna geçmiş şöyle görüldüğü gibi. Kolajen lif görüntüleri görülmekte. Farklı çaplarda ve farklı uzantılarda hücresel yapılar daha geri planda gibi damarsal yapılar. Tabii ki yok demiyoruz ama ön plana çıkan yapılar burada her yöne seyirli liflerdir. Bakın şuralarda daha belirgin kolajen lif yapıları görülmektedir. Sıkı bağ dokularındaki dominant lif yapısı tip 1 kolajendir. Ve bağ dokularının dominant hücresi de görüldüğü gibi fibroblastlardır. Damar yapıları yine tabii ki görülebilir mi? Tabii ki görülebilir. Ancak daha ön planda olanlar her yöne seyirli kolajen liflerdir. Düzensiz sıkı bağ dokusunu anlattık. Görüşmek üzere.